Türkiye İşçi Partisi Hatay İl Başkanı Hasan Yılmaz, İskenderun İlçe Başkanı Süreyya İnal, Arsuz İlçe Başkanı Özlem Parlak ve TİP Arsuz Belediye Başkan adayları Sinan Altan ile Eşref Karayün, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek yerel seçimlerde izleyecekleri yol haritası ve belediyecilik ilkeleri hakkında bilgiler verdiler. Birçok ilde CHP ile ittifak yapmayacaklarını belirten TİP heyeti, Arsuz, Samandağ ve Defne'de seçimi kazanacak iddiada olduklarına dikkat çektiler. Ya şimdi şöyle bir durum var. Türkiye İşçi Partisi biliyorsunuz, yani geçtiğimiz genel seçimlerde ilk defa seçime girdi ve aslında bir %3 iddiamız vardı bizim. Burada hani öncelikle bu iddiaya koyma ve buna ulaşamama ile ilgili bir açıklama yapalım. Ya partimiz 41 ilde seçime girdi ve %2 bandında oy aldı. Buradaki işte seçime girmediğimiz iller aslında hem ittifaka hem de işte CHP'ye işte vekil kaybettireceğimiz yerlerde, gerçekten istihdam farkı kazandıracağımız yerlerde bir inisiyatif alarak 40 ilde seçime girmedi. Ama bunu işte CHP'nin kendi listelerinden soktuğu adayların hızlıca AK Parti'ye geçmesi aslında bizim orada gösterdiğimiz inisiyatifin ve hani aslında duyarlılığın CHP açısından pek bir kıymeti olmadığını görmüş olduk maalesef. Şimdi önümüzde yerel seçimler var ve biz özellikle Hatay'da, Defne, Samandağ ve Arsuz'da bir iddia ile yola çıkıyoruz. Burada iddialıyız dememizin sebebi hem işte halktan, insanlardan aldığımız tepkiler hem oy oranlarımız. Şimdi CHP Hatay'ı kendi kalesi olarak tanımlarken bir yerde aslında belediyeciliğini kötü yaptı. Hatay halkına hala bu depremden sonra bu yaşantıyı reva görmesini aslında pek de makul bulmuyoruz. Yani makul bulunabilecek bir yanı da yok. Bu yüzden böyle işte yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Bu şekilde başlayabiliriz. Hayırlı olsun. Yerel seçimlerde matematik farklı işleyecek gibi tabii görünüyor. ki. Tabii genel seçimler. İYİ Parti kendisi ittifaksız kendi adaylarıyla çıkacak. TİP kendi adaylarıyla çıkacak. Ortada farklı bir matematik çıkacak. CHP'nin kabul görmeyen bir adayı söz konusu olduğunda, özellikle Arzu Samandağ ve Defne'de aradan farklı bir tablonun çıkması da çok fazla mümkün olur. Çünkü TİP ve İYİ Parti CHP'yi bölecek şeklinde bir öngörü de söz konusu. Bu durumda CHP ile ittifak, hani altta bir ittifak olur mu? Ya şimdi bölecek kısmını şöyle açıklayalım. CHP yerel seçimler öncesinde zaten İyi Parti ile ittifak yapmak istediğini aslında söyledi. Ama İyi Parti bunu kendi grup toplantısında reddetti. Oy çoğunluğuyla reddettiğini söyledi. Öncelikle şunu söylemek lazım. Yani bu halka saf siyaset dayatıldığı sürece halk zaten bunu kendi içerisinde sindiremiyor. Zaten sağ siyaset de aslında çok işte CHP ile ya da işte daha solla asla ittifak yapabilecek bir yapı değil. Biz bunu söylediğimiz zaman işte oy bölüyorsunuz bilmem ne vesaire gibi söylemler olmuştu genel seçim öncesi. Şimdi geldiğimiz noktada aslında İyi Parti'nin niyetini de gayet net okuyabiliyoruz. Biz oy çalmak ya da oy bölmek gibi görmüyoruz bunu. Biz burada bir iddia sahibiyiz ve siyaset yürütüyoruz. Bunun aslında halkta işte çıkabilecek adaylar ya da işte yürütülecek siyasetin ya da bugüne kadar yürütülen mücadelenin ne yansıttığını göreceğiz halka. Yani burada hani oy çalmak, oy bölmekten ziyade biraz demek ki insanlara makul adaylar ya da makul siyaset dağıtıldığı zaman halk bunun kendi matematiğini yapabilir aslında. Biraz bu işte hani oy veriyorsunuz böyle şeylerinden ziyade biraz daha halka bir alternatif olmaya çalışıyoruz. İşte özellikle Defne, Samandağ, Arsuz'da neden sürekli bir CHP baskısı olsun yani? Aynısı Kadıköy içinde, Çankaya içinde geçerli. İşte Antalya'da Konyaaltı için, ne bileyim Kaş için. Buralarda da iddia sahibi olarak partimiz ortaya çıkıyor. Burada güvencimiz kesinlikle bugüne kadar yürüttüğümüz mücadele. Çünkü bizim Arsuz üzerinde çalışmalarımız ne dün başladı ne de genel seçimlerde başladı. 2,5-3 yıllık bir mücadelemiz var. İşte Höyük'ten Kurt Bağı'na her eylemde bulunmaya çalıştık. İşte her türlü halk direnişinin yanında durduk. Şimdi de bunun karşılığını alma ve aslında halkla birlikte Arsuz. Elbette ki gündemimiz deprem, yerel siyaset, matematik konuşuyoruz. Kimin kazanıp kazanmadığı aslında bir noktada önemli değil. Halka dokunan politikaların hem iktidar hem muhalefet tarafından bugüne kadar yapılmadığı ortada.
İskenderun gibi güzide merkezde her gün su taşkınlarıyla yönetilen bir AKP belediyesi. Arsuz'da ise her tarafı Çin mahallesine sazlığa pisliğe örülmüş bir Arsuz belediyesi gerçeği var. Burada da gerçek halka dokunan insanların, gerçekten halkçı düşünen insanların bir şekilde artık taşın altına başını değil, omzunu değil, gövdesini koyma vakti gelmiştir diye düşünüyoruz. Bizim oy bölme noktasında şöyle bir gerçek var. Evet, oy bölmeyelim ama oy bölen biz değiliz. Gerçekten halkçı belediyecilik yapan insanlara, insanlar herhalde partilerin gerçekten bu işi üstlenerek insanlara yönelsinler diyoruz. Bugün 9 aydır, 10 aydır bir Hatay'dan bahsediyoruz. Rezerv alanı şu vesaire, bu sayede. Biz az önce ayaküstü sohbetimizde şunu söyledik. Enkaz insanların çığlığı hala kulağımızda. Ama maalesef daha dünyanın başımızda, milyarca çocukların olduğu bir yerde çok evasız bir yıkım yapıldı. Hepinizin paylaştığı ve gördüğü. İnsan psikolojisinin, insan sağlığının, insan hayatının hiçe sayıldığı bir yerde şunu herkes söylüyor, gelene giden iktidar yerelden geçer. Biz de bu noktada Türkiye İşçi Partisi olarak iddiamızı ortaya koyuyoruz. Çünkü hepimiz halkın sıkıntılarını, sorunlarını, acılarını bilerek, yaşayarak, özümseyerek bu yola çıkıyoruz. Evet. Sinan Bey, Sayın Başkan. Şimdi Gökhan abi, bizim her şeyden önce sonuç almaya dönük ciddi bir iddiamız var. Ve iddiadan öte biz bir fikri ortaya koyuyoruz. Gerçek bir belediyecilik, gerçek sosyalist, halkçı belediyecilik fikrine bir alternatif olarak aslında halkın zihninde yer edinmesini amaçlıyoruz. Bu amaçla bir alternatif olarak yola çıktık. Şunu söylemek istiyorum. Bizim geçmişimizde bir terzi fikri örneğimiz var. Şu anda bir Fatih Maçoğlu örneğimiz var. Ve gerçek belediyecilikten aslında insanların zihninde ne anladıklarını tümden değiştirebileceğimiz bir gücü, heyecanı kendimizde görüyoruz. Belediyeciliğe dair insanların zihninde her ne kalmış ise sil baştan tamamen yönünü halkına dönmüş bir belediyecilik kaybediyoruz iddiamız bu yönde. Gerçekten belediyenin tüm imkanlarını kendi halkıyla birlikte üreten, üretime yönlendiren, üretebildiği her şeyi de halkıyla birlikte halkça paylaşan, gıda olsun, barınma olsun, sağlık olsun, halkın öncelikli ihtiyaçlarını önceleyen halkçı, gerçekten halkçı bir belediyecilik hayalimiz var, idealimiz bu yönde. Arsuz halkının, özellikle Arsuz üzerinde konuşacağım. Arsuz halkının da gerçekten gerçek bir halkçı belediyecilik, bir sosyalist belediyecilik deneyimini yaşamaya hak ettiğini düşünüyorum. Hayalimizi bir adım daha öteye taşımak gerekirse, şimdi Özlem Hanım da az önce söylediği gibi Türkiye İşçi Partisi'nin özellikle Hatay genelinde Defne Arsuz Saman'da, hatta bence İskenderun dahil olmak üzere bir iddiası var, güçlü bir iddiası var. Biz buradan açılacak gerçekten yani halkçı, başarılı halkçı ve sosyalist bir belediyecilik örneğiyle Türkiye İşçi Partisi'nin bu iddiasını tüm Türkiye'ye buradan açabileceğini, burada sergilediği başarının Türkiye İşçi Partisi'ne bir dahaki dönem belki Kadıköy'e, Çankaya'ya, Ankara'ya, İzmir'e, Antalya'ya açabileceğini inanıyoruz. Dolayısıyla biz Arsuz'da gerçek bir halkçı belediyecilik başlığına aslında bir prototip gözüyle bakıyoruz. Buradan açılacak pencerede nasıl ki Maçoğlu örneğinde insanları heyecanlandıran bir belediyecilik örneği varsa ortada, bir benzerine belki de başarabilirsek çok daha iyisini ortaya koyarak insanlara gerçek bir yerel seçimlerde zamanımızda dediğim gibi iddialı olduğumuz bölgelerde kendi adaylarımızla çıkma durumumuzda bunun temelinde bu deprem bölgesi olmamız, deprem bölgesi, deprem döneminde işte İktidar Partisi'nin olsun, diğer muhalefet partilerinin olsun, buradaki yetersizliği birazcık da bizim elimizi güçlendirmiş oldu. Çünkü sahada gerçekten en başından en sonuna kadar sahada mücadele edildi. Gerekli yardımlar şu seçimlerde sizin de dediğiniz gibi İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla çıkacak olması, CHP'nin adayların
kendi bir ittifaka girmeyecek olması. Farklı bir matematik çıkartacak o. Yani ne olacağı önceden tespit edilemeyecek. Çetin bir mücadele ortaya. Olacak. Çetin kesinlikle olacak. Yani.